kaç numaralı cümlenin anlatım bozukluğu yay ayraç içinde yanlış verilmiştir? Cümle 1. Giderken romanlarını da yanında götürdü. Sevgili öğrenciler, bir insan giderken romanlarını götürmüşse o romanları zaten yanına almış demektir. Yani o romanlar zaten yanında gitmiştir. Yanında kelimesi gereksizdir. Değerli öğrenci arkadaşlar, adam giderken romanlarını nerede götürecek? Tabii ki yanında götürecek. Bu nedenle giderken romanlarını da götürdü ifadesinde romanları yanında götürdüğü anlamı vardır. Bu nedenle yanında kelimesi gereksizdir. Yay ayraç içinde verilen açıklama doğrudur. Bir numaralı cümlede gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Cümle 2. Genç doktora dönerek gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Bu cümlede anlam belirsizliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Cümlenin şu haliyle birden fazla anlama geldiğini söyleyebilirim. Şimdi teşekkür etti yüklem. Teşekkür eden kim? O arkadaşlar. O kime teşekkür etti? Genç doktora teşekkür etti. Bizim doktorumuz gençmiş. Genç doktora bir başka biri teşekkür etmiş. Yani bizim doktor yaşlı değilmiş, genç bir doktormuş. Genç bir doktora o teşekkür etmiş. Sevgili öğrenciler, bu cümlede bir de gencin birinin doktora dönerek gösterdiği ilgi için teşekkür ettiğini anlıyorum. Evet, gencin biri doktora dönmüş, gösterdiği ilgi için gencin biri doktora teşekkür etmiş. Açıklamamda da ifade ettiğim gibi siz de dinlediniz, cümlemizde iki tane anlam var. Yani bu cümleyi kuran kişi neyi anlatmak istiyor tam olarak belirlenmemiş. Net bir anlatım yok. Anlam belirsizliği var. Burada genç doktora, yaşlı olmayan doktora bir başkası mı teşekkür etmiş yoksa gencin biri doktora mı teşekkür etmiş? Cümleden iki tane anlam çıktığı için anlam belirsizliği vardır. Hocam, anlam belirsizliğini nasıl kaldıracağız? Genç kelimesinden sonra virgül işareti getireceğiz. Genç doktora dönerek gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Teşekkür etti yüklem arkadaşlar. Teşekkür eden kim? Genç. Genç bu durumda işi yapan kişi oluyor. Yani özne oluyor. Şu anda anlam bire indi arkadaşlar ve anlam belirsizliği ortadan kalktı. Evet, A ve B'deki cümlelerde anlatım bozukluğunun açıklaması doğru verilmiştir. 3. Ceketsiz dışarıya çıkan genç çok üşümüştü. Bu cümlede ceketsiz kelimesiyle anlatılmak istenen dışarının ceketinin olması ya da olmaması değildir. Ne yani şimdi, ceketli dışarı, ceketsiz dışarı mı var? Burada bu cümlede anlatılmak istenen şey gencin dışarıya ceketsiz çıkmasıdır. Bu nedenle ceketsiz kelimesi dışarıya kelimesinden sonraya gelecek. Dışarıya ceketsiz çıkan genç çok üşümüştü. Kelimenin yanlış yerde kullanımının kaynaklanan bir anlatım bozukluğunu düzelttik. Açıklamada anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması diyor. Evet, 3 numaralı cümlede yay ayraç içinde verilen anlatım bozukluğu yanlış verilmiş arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. 4'e bakalım. Her su alan yerde yaşam olmaz. Bu cümlede sözcüğün yani kelimenin yanlış yerde kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Her belgesiz sıfatı ile burada anlatılmak istenen su değildir arkadaşlar, yerdir. Her kelimesini olan kelimesinden sonraya getireceğim. Su alan her yerde yaşam olmaz. Evet, anlatım bozukluğunu düzelttik. 4 numaralı cümlede yay ayraç içinde verilen açıklama yine doğru verilmiş arkadaşlar. Anlatım bozukluğunun nedeni doğru yazılmış. Cevabımız Ceyhan. Soru 4. Sanki bütün soruları çözebilecek güçte hissetti. Adeta kendini cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir? Arkadaşlar, adeta kelimesi zaten hemen hemen sanki anlamlarına gelir. Dolayısıyla bu cümlede gereksiz kelime kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Sanki veya adeta kelimelerinden bir tanesini çıkardığınızda anlatım bozukluğu düzelmiş olur. Sanki bütün soruları çözebilecek güçte hissetti kendini veya bütün soruları çözebilecek güçte hissetti adeta kendini. İstediğiniz kelimeden bir tanesini çıkarın ve anlatım bozukluğunu düzeltin. C seçeneğinde adeta sözcüğünü cümleden çıkartarak anlatım bozukluğunu giderebilirsiniz diyor. Doğrudur arkadaşlar. Adeta kelimesini cümleden çıkardığımızda anlatım bozukluğu düzeliyor. Tekrar okuyalım. Sanki bütün soruları çözebilecek güçte hissetti kendini. Hemen hemen bütün soruları çözebilecek güçte hissetmiş kendini. Maşallah. Soru 5. Konunun görsellerle anlatılması daha çok öğrencilerin konuyu anlamasını sağladı. Cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi, nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bu cümlede daha çok söz grubu yanlış yerde kullanılmış arkadaşlar.
kelimenin yanlış yerde kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Sevgili öğrenciler, daha çok kelimesiyle burada anlatılmak istenen öğrencilerin sayıları değildir. Daha çok kelimesiyle burada anlatılmak istenen konunun anlaşılma derecesidir, miktarıdır. Bu nedenle daha çok ifadesi konuyu kelimesinden sonraya gelecek. Konunun görsellerle anlatılması öğrencilerin konuyu daha çok anlamasını sağladı. Evet, konuyu ve anlamasını kelimelerin arasına daha çok sözü gelecek ve anlatım bozukluğu giderilecek. Anlatım bozukluğunun sebebi neydi? Sözcüğün yani kelimenin yanlış yerde kullanılması. Cevabımız Denizli. Sevgili öğrenciler, daha çok kelime grubunu anlamasını kelimesinden sonra da getirebilirsiniz. Konunun görsellerle anlatılması öğrencilerin konuyu anlamasını daha çok sağladı. Bu şekilde bir düzeltme yine doğru kabul ediliyor. Soru 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklı bir anlatım bozukluğu vardır? Denizli yaptığı konuşmayla herkesi ağzının içine baktırdı. Ağzının içine baktırmak bir deyimdir. Sözlerini seve seve herkese dinletmek anlamına gelir. Konuşmasını herkese seve seve dinletmiş arkadaşlar. Deyim cümlenin anlamına uygun kullanılmış. C'ye bakalım. Kardeşinin düştüğünü görünce burnunun direği sızladı. Burnunun direği sızlamak bir deyimdir ve çok üzülmek anlamına gelir. Kardeşinin yere düştüğünü görünce çok üzülmüş. Yine deyim cümlenin anlamına uygun kullanılmış. Bursa sınavda hata yapmamak için gözünü hep dört açardı. Gözünü dört açmak bir deyimdir. Aldanmamak, yanılmamak için çok uyanık olmak anlamına gelir. Sınavda hata yapmamak için yani yanılmamak için gözünü dört açmış. B seçeneğindeki deyim yine cümlenin anlamına uygun kullanılmış. Demek ki cevap Adana, kedinin kurtulacağı haberini duyunca sevinçten dizlerinin bağı çözüldü. Dizlerinin bağı çözülmek bir deyimdir. Korkudan, evet korkudan ayakta duramayacak duruma gelmek anlamına gelir. Bir insanın sevinçten dizlerinin bağı çözülmez. Korkudan dizlerinin bağı çözülür. Bu durumda deyim cümlenin anlamına uygun kullanılmadı arkadaşlar. Başka bir deyim getireceğiz. Kedinin kurtulacağı haberini duyunca sevinçten etekleri zil çaldı. Etekleri zil çalmak deyiminin anlamı çok sevinmektir. Sevinç kelimesi de cümlede geçtiğine göre deyimimiz cümlenin anlamına uygun kullanılmış oluyor. Evet, A seçeneğinde deyimin yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. 7. soru, cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Orman Genel Müdürlüğü'nün başlattığı 81 ilde gerçekleştirilecek olan Gelecek İçin Fidan Ekme kampanyası için başvurular başladı. Sevgili öğrenciler, fidan ekilmez, fidan dikilir, tohum ekilir. Evet, burada bu ifadede gelecek için fidan ekme ifadesinde yanlış kelime kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu var. Cevabımız Adana, düzeltelim cümleyi. Gelecek için fidan dikme kampanyası için başvurular başlamış.